Merhaba arkadaşlar. Herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, altın videolarımıza devam ediyoruz. Altın, evet, borsaya gelmeyecekseniz, arsa alacak paranız yoksa muhakkak altın almanız lazım. Altın almak sizin paranızın alım gücünü dolara göre 10 kat daha fazla yükseltir. Yani bugün diyelim ki 300 bin liralık dolar aldınız. Bugün bu 300 bin lirayla 30 bin ekmek alabiliyorsunuz. 10 yıl sonra bu 300 bin lira dolarla alım gücünüzü korumak için tekrar 30 bin ekmek alabilmeniz gerekiyor ya. O muhtemelen 20 bine düşecek. Çünkü doların da enflasyonu var. Doların da alım gücü düşüyor kendi içinde. Fakat altın alsanız 300 bin liralık 30 bin ekmek ya almak yerine 10 kat daha fazla kazanacağınız için 300 bin ekmek alabilirsiniz. Yani Türk insanı şu dolarizasyon belasından kurtulması lazım. İthalat işi olmayan insanların elindeki doları bir an önce çıkarmaları gerekir. Çünkü doları her elinizde tuttuğunuzda alım gücünüz aşağı doğru azalacaktır. İşte gelin bunun mantığını size rakamlarla anlatayım. Doları neden alıp yastık altına koymamanız gerektiğini size bilimsel olarak ispatlayayım. Nedenlerini açıklayayım. Firmalar, CEO'lar, yatırımcılar, hane halkı, bayanlar, değil mi? Gençler, tasarruf eden herkese sesleniyoruz. Tasarruflarınızın alım gücünün, hani öyle yapıyor ya Kemal Sunay, eriyip gitmesini istemiyorsanız altına alacaksınız ki alım gücünüz dolara göre, hani güya dolar işte TL'ye göre 10 kat, 20 kat, 10 yılda, 20 yılda alım gücünü koruyor ya daha fazla. İşte onun da, doların da 10 kat daha fazlasının korunması için tasarruflarınızı altında değerlendirmelisiniz. Bunu kavramanız için mutlaka bilinmesi gereken nedir arkadaşlar? Ons. Ons nedir? Ons bir altında külçe haline getirmiş 31 gram 10 miligramdan oluşan 31.10 gramdan oluşan 31.10 gramdan oluşan bir değişim aracıdır. Yani siz İşte meyveyi kilola alıyorsunuz, değil mi? Unu 50 kiloluk çuvalla alıyorsunuz. Arabayı taneyle alıyorsunuz. Yumurtayı koluyla alıyorsunuz. Ons da işte altın değişim birimi. Bir ons ver derler. Uluslararası camiada. Bizim ülkemizde nedir? Cumhuriyettir. Değil mi? Cumhuriyettir, çeyrektir. Ama uluslararasında öyle 7 gram falan yok. Cumhuriyet yok, çeyrek yok, yarım yok. Ne var? Gram var, ons var yani. Peki bu ons arkadaşlar bilmek bize ne kazandıracak? İşte biraz onu yorumlayalım. Çünkü bu ons birimi değişmiyor. Onsun fiyatı aşağı yukarı. Bütün dünyadaki devletler ne yapıyor arkadaşlar? Altın üretimi daha önceki videolarımızda anlatmıştık. Sınırlı olduğu için millet çalışıp parası arttığı zaman bu parayı ya faize koyacak ya altına koyacak. Bir bizim ülkemizde başkalarının parası almak var. Yani 200 ülkeden 180 tanesinde tabii ki Amerika'nın 53. 55. vilayeti olmayan ülkelerden bahsediyorum. Yani bizimki herhalde 53. vilayet. 52 tane eyalet var ya Amerika'da.
Yani Amerika bizim ülkemizi sömürdüğü kadar, hegemonyasını aldığı kadar kendi şeylerinden bile gelir elde edemiyordur eyaletlerinden. Niye? Çünkü bize sanal rakamlar satıyor, dolar satıyor yani. Karşılığında bütün mal varlıklarımızı sömürüp götürüyor. Bir de faizini de alıyor bu sattığı sanal rakamların. O da senin emeğin içini boşaltıyor. Düşün yani, senin 50 bin lira getirin var. Birisi her ay 5 bin lira içinden çekip alıyor. Bu senin işte artık ortağın. İşte Amerika doları rezerv para birimi yaparak diğer ülkelerden sürekli %10, %5 artık faiz CDS, MIDS dedikleri, o konuya başka zaman belki gireriz. Libor artı faiz bu ülkeleri sömürü aracı olarak bu doları kullanıyor. Bizim ülkemizde siz kendi alım gücünüzün artmasını istiyorsanız bu oyunun dışına çıkmanız için altın almanız lazım. İşte neden altın almanız lazım? Dünyadaki diğer bütün ülkeler kazandığı parayı kendi ülkelerindeki enflasyondan korumak için faiz enflasyon üstüyse faize gidiyorlar. Faiz enflasyon altı ise altına gidiyorlar. Onlar akıllı. Biliyorlar ki başkasının para birimine gidince o para biriminin de değer kayboluyor. O yüzden Avrupa'da, İngiltere'de gidip de dolar alamazsın. Gidip de yen alamazsın. Çin para birimini alamazsın. Soruyorlar niye alıyorsun? Öyle her köşe başında peynir ekmek satar gibi dolar satmıyorlar. Amerikalılar da zaten gidip de euro, Japon yeni, Çin yeni almıyorlar. Onlar borsaya geliyor, altına gidiyor. O yüzden altın bizim dişimizdeki. Biz de altını sever halk ama bizdeki medya, batıdan beslenen, fonlanan, eğitim alanlar sürekli dolar 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 işte 10 kat 20 kat olacak dedikleri için insanlar dolara yatırıyor parasını. Parasının değeri %90 altına göre eriyor. Ama ons arkadaşlar öğrenirseniz bu olmaz. Demek ki bütün dünya 31 gram 10 miligram üzerinden sabitlenen bu birim üzerinden altın alıyor. Peki bu altının fiyatı ne? Tabii ki altının fiyatı dolarla belirleniyor. Örneğin doların onsu 2500, onsun değeri 2500 dolar olsun. Ne yapıyoruz? 2500 dolar bölü 31.10 yapıyoruz arkadaşlar. Sonuç aslında bu nedir? Bir altın gram. Bir gram altın ne yapıyor? 80 dolara geliyor. Veya 1500 dolara düşerse ne oluyor arkadaşlar? 48 dolara geliyor. Yani her zaman bir gramın fiyatı nasıl belirleniyor? Altının ons fiyatı 31.10'a bölerek belirleniyor. Siz bu konuyu bilmeden altının önce birinci konu neydi? Bütün dünya tasarruflarını altında değerlendiriyor. Bunun da ölçü birimi onstur. İkinci konu. Bunu işte bir gramı kaça geliyor onu bilmeniz lazım arkadaşlar. Buna göre ons 2000, şu an 2300-2500 arası gidip geliyor. Ben rakamlar şey olsun diye siz kendiniz çalışırsınız bunları. Ben bunları örnek çalışmalar yaptım. Arkadaşlar daha iyi anlaşılması için bilimsel ispat böyle yapılır. Her ne kadar o kadar anlatma yeteneğimiz yoksa da, değil mi? Demirler gibi. Değil mi? Ama mantığı, gerçekliği, bilimselliği rakamları çarpıtan proflardan 1000 kat daha faydalıdır size. Şöyle ki diyelim ki 2000
11 yılında ons ne oldu arkadaşlar? O örneği direkt yazalım. 2011 yılında ons 1910 dolardı. Evet. Demek ki arkadaşlar sıfırladık. 1910 dolar. Ne zaman? 2011 yılında. Bunu ne yapıyoruz? Böyle 31.10 yapıyoruz. Eşittir. Evet. 1 gram altın 61 dolar 41 sent. Bakın. Bu gerçek rakamlar üzerinden gidiyoruz. 1910 bölü 31.10 eşittir. Kaçmış? Bir daha bakalım. 61.41. 61.41 abi. 61.41 dolar. Evet, dolar altın bölü taksim bölü gram. Yani bir gramı kaç paraymış? 61 dolarmış. Ne zaman arkadaşlar? Yıl 2011. Hemen teyide gelelim. Evet, bizim ekranımız aslında doğaçlama yapınca araya her zaman biliyorsunuz böyle kirli bir ekranla gelebiliyoruz. Şu gördüğünüz şu an 2370 dolar. Altın ons burada yazıyor. İşte altın onsunun fiyatını buradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şekil A'da gördüğünüz gibi yıl 2011 yılında tepesi neresiymiş? 1921 dolar. Şimdi 1921 dolara ulaştığı zaman bunu 31.10'a bölüyoruz. Ben bunu 1910 yapmışım. Önemli değil. Şunu 62'ye yuvarlayalım. Tamam mı? Önemli değil. Size buradan bir şey ispatlamaya çalışıyorum. Neymiş o? Bundan 13 yıl önce altının onsu 1920 dolarken 1 gram altın 1 gram altın arkadaşlar ne oluyor? 62 dolar oluyor. Peki TL'de kaç para oluyor? İşte geleceğiz 2011 yıl 1. ayına, tamam mı? Bu sefer doların fiyatına bakacağız arkadaşlar. Doların fiyatı şu an 33 lira. Geleceğiz arkadaşlar teknik analizde hemen fiyatına bakacağız. 2011 yılında. Evet, işte burası. Bakın en dibi. Şunu görülüyor değil mi? 1500 lira. En dibi 1400 lira. En tepesi. Ha, gerçi birinci ayın üçüne bakacağız. Yani şey. Heh. Şuralar. 12. ay 11. Burası. Birinci ayın üçü. Kapanış 1600. Yuvarlak hesap. Şimdi. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Çarpı neredesin? Çarpı yanlış yere gitti. Çarpıyı buraya atalım. Çarpıyı da kırmızı yapalım. Evet. Biraz zamanınızı alıyoruz ama 1600. Evet. 1600. Şimdi bir daha bakalım. Bu 1600. Bu 32.000. Evet. Şimdi hesabımıza devam edelim arkadaşlar. Bunu ne yaptık? 62 yuvarlak olarak aldık. 62 dolarken 1600'müş. Çarpı 1600 yapıyoruz. Eşittir. Gramı kaç paraymış arkadaşlar? 99 TL 20 kuruş. Evet, demek ki o dönemde 99.20 TL imiş. Bunu da böyle açalım, böyle sıkışsın. Bakın, altının onsu 2011 yılında
2011 yılında, tamam mı? 2011 yılında gerçek bir analiz yapıyoruz. $1920 doları buluyor ama TL'de karşılığı 1 gramın 99 TL, 100 TL diyelim. Geldik. Şimdi aynı hesabı ne zaman yapacağız? 2023'te yapacağız arkadaşlar. Evet. 2024'te yapacağız. Evet, devam ediyoruz. Şimdi ne kadardı? $2350. Bakın, burada ok işaretiyle yapalım. Daha böyle süslü püslü olsun. Anlamayan kalmasın arkadaşlar. Evet. Görüyorsunuz. Ne sıkıntılarla bilmediğimiz işlere 1920. Evet. Altının onsu 2011 yılında. Evet. Ons 1920 dolar. Evet. 2010 yılın 11 yılında 1920 dolar. 2024 yılında tekrar uğraşalım. Evet. 2350 dolar. Neymiş arkadaşlar? Bu boşluğu alıyoruz buraya. Evet. Ons uygulamalı size neden altın almanız gerektiğini anlatıyoruz. Bu ne demek arkadaşlar? Dünyada enflasyon, değil mi? 1920'den 2350'ye geldiyse yaklaşık 350-80 daha 420. Bunu da 1920'ye oranlarsak %20-25 bir enflasyon olmuş 2011 yılından 2024 yılına kadar. Ama velakin cümbür cemaatin şurada şu an ne kadar? 2350 dolar. Ne yapacağız? Bölü 31 nokta 10'a böleceğiz. Ne buluyoruz? 1 gramın altın fiyatını buluyoruz. Kaç liraydı 2011 yılında? 62 dolar yuvarladık. Şimdi kaç lira? Yuvarlayalım. 75 dolar. Peki şimdi bunu ne yapacağız? Az önce baktık. Bir daha bakalım. Neden altın değil de dolar almamalısınız? Bakın 33.108. 33.100'e çarpalım. 33.100 çarpı 33.100 eşittir. Evet. Gramı şu an kaç lira arkadaşlar? Gramı 2501 lira. Evet, gördünüz mü? Yani dünyada, evet, burası da eşittir. Çarpı, yine bir çarpıya basalım. 33.100 o da eşittir. Eşit olmuyor. Olsun. O da eşittir. 2500 lira yuvarlayalım. TL ediyor. Bakın değer, buraya da aşağı alalım. Evet. Evet. Neden dünyada sadece %25 gibi bir artış varken ons'ta bizde gramında 25 kat bir artış var. İşte bunun sebebi ne arkadaşlar? Doların o zaman, değil mi, 1600 lira olması şimdi 32-20 kat artmış. O zaman dolar alalım, 20 kat artmış. Kardeşim, anlatamadım mı? Bakın, dolar 1600 liradan, şu şeyi de büyüteyim, yazıyı herkes görsün, büyütelim, 30 yapalım, görünmeyen bir şey kalmasın. Evet, hodri meydan, bütün proflara hodri meydan. 2011 yılı, evet, 2011 yılı, birinci ayın 3'ü, görüyorsunuz, kapanış 1600, 1530, 1620 gidip geliyor.
Dolar 1600. Şimdi neresi? 33. Yani 20 kat gitmiş. %2000 TL'ye karşı yani 20 kat artmış değeri. Peki altınınki kaç kat artmış? Gram altın kaç lira olmuş? 2500 lira olmuş. Yani 25 kat. Evet, demek ki sonuç neymiş? Sizin 1 milyon koydunuz. Evet, altın ve dolar getiri karşılaştırması. Evet, getiri karşılaştırması. Evet. 2011. Evet. Dolar 1600. 2024 dolar arkadaşlar 33.000. Evet. Sonuç aşağı yukarı, sonuç neymiş? Noktalı virgül olmasın. 2 nokta üstte, 1 altta, 1 üstte 20 kat. Peki 2011 yeri gram altın 99 TL. Ondan sonra 2024, evet, gram altın 2500 TL. Sonuç arkadaşlar, gördüğünüz gibi 25 kattan fazla oluyor. Belki çok daha fazla olur ama 5 kat daha fazla, %2500, 5 kat daha fazla paranız oluyor. Yani paranız 2 milyon olacağına 2 milyon 500 bin olur. Türkçesi bu. 100 bin liralık dolar alsaydınız bugün 2 milyonunuz olurdu. 20 kat TL karşılığı. Değil mi? Bunun bir de şöyle yazalım. 100 bin TL. Şuraya yazalım. 100 bin TL. Evet. 2011 2024 dolar alsaydınız, dolar alsaydınız değil mi, 2 nokta üstte 100.000 TL eşittir bugün 2 milyon olacaktı arkadaşlar. Bunun Türkçesi bu. Evet. Altın alsaydınız, daha nasıl anlatayım ya, bilmiyorum ki. Evet, daha nasıl anlatayım? Yani insanımızı durmadan dolar gidecek. Dolar nereye giderse gitsin 2 milyon 500 bin. Evet, noktaları da koyalım. Evet, herkes rakamları görsün. Evet, buraya 20 kat da yazalım. Her şey şeffaf. Proflar. Evet. Dolar pazarlamacıları. Nasılmış? He? Gördünüz mü? Aradaki fark bu arkadaşlar. Yok böyle. Evet. Evet. Biraz daha büyütelim. Biraz daha büyütelim. Heh. Evet. Anlaşılmayan bir şey var mı arkadaşlar? Dolar 20 kat oluyor. Paranız 2 milyon oluyor. Altın alsanız paranız 2,5 milyon oluyor. Para ne kadar büyükse buradaki alım gücü kaybı o kadar fazla olur. Yani bunu 100 bin değil de 100 milyon yapsanız, tamam mı?
100 milyon olsa ne olacak? 50 milyon kayıp olacak. Burada 500 bin değil mi? Kaybınız var. 1 milyon bağlasaydınız bunun 10 katı olacaktı. 5 milyon kaybınız olacaktı. Yani 5 milyon bir buralarda neredeyse bir villa parası. Evet, demek ki ons arkadaşlar uluslararası çevrim, alım satım bir imaledidir. Ons doların enflasyonun karşısında koruma aracıdır dünyada. Bizde onsu, altını bu kadar sabah, öğlen, akşam altın şuraya gidecek, buraya gidecek diye anlatmıyorlar. Anlatan kanallar yeni yeni çıktı Memişoğlu. Ama mantığını bu şekilde, neden ons altın gram şeyden daha fazla para kazandıracak, onu anlatmıyorlar. Sanırım ben bilimsel olarak anlattım. Evet, ne yaparsanız yapın, altın arkadaşlar her zaman dünyadaki enflasyon kadar dolardan daha fazla getirecek. Evet, altın değişmez. Doların alım gücü değişir. Hatta yok bile olur. Değil mi? Yeni bir para birimi, yeni bir süper devlet gelirse dolar komple gider. Altını alınca kimseye sponsor olmuyorsunuz. Kimseye borç para vermiyorsunuz. Bir işte bak, bir somut bir metal almış oluyorsunuz. Ama kağıt parçası doların hiçbir karşılığı yok. Amerika çökünce dolar da çökmüş oluyor. Fark etmez, isterse euro olsun. Avrupa Birliği parçalanınca euro da anlamsızlaşacak. Çin batınca yen para gidecek işte filan fistan. O yüzden somut bir metal bütün dünyada yüzyıllardır, bin yıllardır değerlidir. Ve alım gücünüzü de bu koruyacaktır. Nokta. Evet, altınla ilgili görüşlerinizi videonun altına yazın. Beğeni atın, yorum yapın. Vatandaşımız dolar alıp ülkemizi fakirleştirmesin. Altın alsın, hem kendi gücü, alım gücü alsın, hem ülkemiz daha iyi noktalara gelsin. Altın almak dolara göre daha avantajlı olduğu için bir yatırım tavsiyesidir. Değil mi? Yani her türlü dolardan daha kazançlısın. Niye tavsiye etmeyelim, değil mi? Ama yine de SPK kuralı gereği yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Biz kanunlara uyarız. Evet, herkese bol kazançlar, daha akıllı, mantıklı yatırımlar diliyorum.